Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Peki kişi kendisini ne hissedecekti? Benim bir doktora gitmem gerekiyor sorusunu aklına getirecek. Şimdi tabii hipertansiyonun genel bulguları var. Bildiğimiz baş ağrısı bunların başında gelen, çabuk yorulma, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi alarm bulguları olduğu zaman mutlaka bir doktora başvurmak gerekiyor. Ama onun dışında da tesadüfen yapılmış tansiyon ölçümleri bizim için değerli. Çünkü tek ölçüm doktora başvurmasını sağlayabilir hastanın. Özellikle sekonder hipertansiyon düşündüren bazı durumlar var hastalarda. Örneğin yapılan bir ölçümde tansiyonun 18'e 11'in üzerinde olması ilk ölçümde bir. İkincisi hastanın 30 yaşının altında olması. Evet. Üçüncüsü hastanın 50 yaşının üstünde olması ve ilk defa tansiyon saptanması evet. Tabii ki bu hastalarda. Ve verilen en az 3-4 çeşit ilaca dirençli bir hipertansiyonun evet. olması. Bunlar önemli bulgulardır. Yani hastanın ailesinde hipertansiyon öyküsü yokken, çünkü biliyorsunuz hipertansiyon ailesel yatkınlık gösteren bir hastalıktır. Eğer bu hastada ailesel yatkınlık yok ise bunda sekonder hipertansiyon nedenlerini aramak gerekebilir. Evet. Yani bir organ hastalığına bağlı bir tansiyon var mı diye araştırmak gerekir. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.